İyi Haberler TV'den hepinize merhaba. Bugün yine bir Türk profesörün önemli bir çalışmasıyla karşınızdayız. Kanser hastaları için büyük umut olacak bu haberi vermeden önce siz sevgili izleyicilerimizden kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, beğeni ve yorum yazarak destek vermenizi rica ediyoruz ve hemen bu güzel haberimize geçiyoruz. Türk doktor Profesör Doktor Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden yeni bir sıvı geliştirdi. Öklü'nün buluşu tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Öklü uygulamayı yapmak için sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Amerika'da dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Klinik'te klinik vasküler ve girişimsel radyoloji ana bilim dalı uzmanı olan Minimal İnvazif Terapatik Laboratuvarının direktörü ve kurucusu Profesör Doktor Rahmi Öklü liderliğindeki ekip kanserli dokuyu yok eden yeni bir iyonik sıvı formülasyonu geliştirdi. Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç duyan Profesör Öklü'nün tedavi yönteminde ilaç doğrudan tümöre ulaşarak kanserli dokuyu yok ediyor. İlaç o bölgede uzun süre kalıcılığını koruyor ve fazla doza gerek duyulmuyor. Bu durumsa kemoterapinin yan etkilerinin görülmemesini sağlıyor. Tekrarlama riskini azaltıyor. İlacın tümöre nüfuz etmediği ve orada kalamadığı durumda işlevini yerine getiremeyeceğini vurgulayan Profesör Doktor Öklü kendi yaklaşımlarının sadece tümörü öldürmekle kalmayıp aynı zamanda ilacı yayan ve 28 güne kadar orada tutan bir sıvı kullandığını söyledi. Türk profesör bu sürecin kanserin tekrarlanma ihtimalini de azaltabileceğini belirtti. Profesör Doktor Öklü yöntemini şöyle anlattı. Bunu ultrason altında enjekte edebilirsiniz. Süslü pahalı ekipman, kurulum malzeme yok. Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var. Bir diğer etkisi bağışıklık sisteminin önemli hücresi olan yüksek seviyedeki T hücrelerinin tedavi alanlarına gelmesi. Bu önemli. Bu aynı zamanda immünoterapi yapmak için mükemmel bir zaman sağlıyor. Günümüzde immünoterapinin katı tümörler için olan yetersiz etkinliğini bu yöntemle artırabileceğiz. Geliştirdikleri yöntemin özellikle nakil bekleyen karaciğer kanseri hastaları içinde umut olduğunu belirten Profesör Dr. Rahmi Öklü şöyle devam etti. Mevcut tedavi, kanser hücrelerini yok etmek ve hastaları bir nakil kriterleri dahilinde tutmak için tümörün ısıtılması, soğutulması veya radyoaktif partiküllerin tümörün arterlerine infüze edilmesini içeren ablasyonu içerir. Bir mikrodalga ablasyonu yapabilir ve temelde tümörü yakabilirsiniz. Ancak tümör kalbe veya diğer önemli yapılara yakınsa bu genellikle bir seçenek değildir ve bazen radyoaktif infüzyon için tümörün kan kaynağını bulmak zordur. Bizim yöntemimiz bu hastalar için bir umut olabilir. Türk profesörün mucizevi buluşu Harvard'ın sitesinde de yer aldı. Söz konusu keşfin kanserle mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor. Profesör Doktor Rahmi Öklü ve ekibine başarılar diliyor. Bir sonraki videoda yine iyi haberlerle buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi İyi haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.